Şimdi bir yandan da bugün dolar Türk lirası biliyorsunuz 30 lirayı gördü. Acaba bundan sonra para piyasaları ne olacak? Orada neler yaşanacak? Konunun uzmanı İslam Memiş'e soracağız. İslam Memiş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar diyelim. İyi çok akşamlar. Teşekkürler sağ olun. Şimdi sizin deyiminizle gün geldi çattı bize doğru evet. Bir fırtına değil mi? Dolar fırtınası evet. Bize doğru yaklaşıyor. Bugün Amerikalı Dev Yatırım Bankası yıl sonu dolar TL tahminini güncelledi. 34 TL'den 36 TL'ye çıkardı. Bütün bunlar aslında sizin gün geldi çattı yorumunuzu evet. Da doğrular nitelikte. Nasıl görüyorsunuz? Canım bu güncellemeler biraz daha yıl içerisinde olacağını ben tahmin ediyorum. Tabii ki az bir rakam yani 34 lirayı 36 lira olarak revize ettiler. Benim kişisel öngörüm diğer yayınlarımızda da 40-45 bandını bu yıl görme ihtimalimizin olacağı yönündeydi. Bugün resmi kur tarafında 1 dolar 30 lira oldu. Resmi kur tarafında artık 30 lira normalleşen bir fiyat karşımızda olacak. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir bant gezinebilir dolar kuru. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Tabii dünyada ekonomiler iyi bir yere gitmiyor. Belirsizlik var, öngörü azalıyor her geçen yıl. Ve haliyle Türkiye'de sancılı bir süreçten geçtiği için yani yeni ekonomi modeli belirlendiği için bu süreç biraz sancılı olacak. Muhtemelen yılın yarısına kadar bu sancıyı hissetmeye devam edeceğiz ki yine az önceki haber akışlarında gördük herkesin gözü kulağı emekli zamlarında ve işte bu tarafta herkesin umudu yine zamlar gelecek noktasında beklentisi var. Bu da ekonomik olarak bir maliyet. Enflasyonla mücadele noktasında hem enflasyonla mücadele ediyorsunuz hem kuru belirli bir seviyede tutmaya gayret gösteriyorsunuz hem rezervleri artırmaya çalışıyorsunuz. Gerçek çoğu yabancı imkansızı iste gibi bir durum. Yani şu anda öyle. Çok haklısınız ve yabancı yatırımcıları da Türkiye ekonomisini çekmek gibi bir durumunuz söz konusu. Her şey sıkıştı. Umarım bir noktada rahatlarız. Artık bu yaz aylarına mı tekabül eder ya da son çeyreğine mi tekabül eder? Onu bekleyip hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki resmi kur tarafında artık 30 lira dolar kuru normalleşen bir süreç karşımızda oldu. Tabii dolar bel kemiği olduğu için dolar 30 lira olunca diğer yabancı para birimleri de haliyle değer kazanmış oldu. Şöyle bir avantajımız var. Enseyi de çok karartmamak lazım. Euro dolar paritesi 1.0946 yani euro dolara kıyasla daha değerli. Biz euro ile sattığımız için bu yıl euronun değer kazancı biraz daha fazla olabilir. Bu ihracat tarafında biraz daha elimizi rahatlatan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ama dövize ihtiyacınız var. Dövizle ticaret yapıyorsunuz. Dolar borçlanmayın derim. Döviz borçlanmayın derim. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar biraz daha dikkat edin. Çünkü 2000 lira seviyesine yerleşmiş bir gram altın var karşımızda. Dolar nereye? Gram altın oraya. Haliyle doların 45 lira olacağı bir yerde gram altının 3000 lira olması sürpriz olmaz. Bir dakika, doların 45 lira olacağı bir yerde. Öyle mi tahmininiz? Yani beklentim o yönde. Ne zaman? Yaz ayları gibi mi? Bu yıl ortalarında veya yaz aylarında 40-45 bandını test edilme olasılığı yüksek. Bugünkü teknik seviyeler burayı işaret ediyor. Olma ihtimali yüksek. Ha, yarın bugün farklı bir ekonomi gelişmesi yaşanır. Farklı bir enstrüman tanıtırlar. Farklı bir iyimser bir haber akışı gelir. İşler değişir. Ama dünyanın iyi bir yere gitmediği bir yerde ekonomilerde maalesef iyi bir yere gitmez. İhsan Bey, altın için alım fırsatı devam mı? Altın fırsatı için aslında 2000 şu anda gram altın 2055 lira serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında. Bu seviyelerin ben ucuz olduğunu söylüyorum. Ama bunu ne zaman idrak edeceğiz? 3 ay sonra. Gramı 2150-2200 lira olduğu zaman aslında bugünlerin ucuz olduğunu yad edeceğiz. 2150 liraya da ucuz diyeceğim. Ne zaman? Yılın 3. çeyreğinde. Çünkü 3000 lira seviyesini görünce aslında 2150 liranın da ucuz olduğunu bize rakamlar göstermiş olacak. Yani altında fiyata değil miktara bakmak lazım. Peki zirve tahminleriniz yani 2024'ün hangi aylarında zirveyi görür, hı-hı, ona dair neler söylersiniz? Tabii. Yılın ilk çeyreğinde 2150 lira gram altında beklentim. Yılın ortalarında 2500-2700 lira seviyesi. Yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesinde bitirme ihtimalimiz yüksek. Ve muhtemelen her ay yeni bir rekor haberi duyacağız gibi duruyor. Ve gram altın sadece belli bir ayda değil,
aylarca yükselecek bir trendde yılı tamamlayabilir. Son olarak şunu sorayım. Yatırımcı tavsiyesi değildir diyerek tabii de baştan uyarımı yapayım ama TL üzerinden tabii ki insanlar dolar üzerinden tabii almıyorlar maaşlarını. TL evet üzerinden alıyorlar. Evet. Sizin elinizde TL olsa azıcığıyla bile yani insanlar bir şeyler biriktirmeye çalışıyorlar. Yine de öyle o alışkanlık devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Hangisi dolar mı altın mı ne yaparsınız? Öncelikle yatırımcı olmak lazım. Yatırımcı da her zaman risklerini dağıtır. Bir sepet düşüncesini ortaya koymak lazım. Bu sepetimizin içinde emtiamız da olacak. Yani altın ve gümüşümüz de olacak, dövizimiz de olacak, borsamız da olacak, TL'miz de olacak. Neden? Finansal okuryazarlıkta her zaman şöyle bir şey vardır. Bir mal düştüğü zaman alabilecek kadar nakitin olacak. Bir mal yükseldiği zaman satıcı bilecek kadar da malın olacak. Eğer sepet yaparsanız her şeyin de düşerken de yükselirken de kazanan yatırımcı olur. O yüzden benim sepetim olsa bugün içerisinde %50 altın ve gümüş emtia, diğer %50'sinin %25'i euro, diğer %25'i TL. TL'yi neden bulunduracağım sepetimde? Borsada fırsatlar bitmedi. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olurum. Borsanın hisse senetlerindeki fonlarına giriş yapar ve o yine en az 6 ay beklemek suretiyle borsadaki getiriden de kazanmak isterim. İslam Memiş, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.